Herkes öyle düşünmüyor. Aksine mesela işte keşke o kadar hani sokak ağzı kullanmasa. O da Erdoğan gibi benzer ama benzer diyenler sevinerek de benzer diyorlar işte. Ancak Erdoğan'la o baş eder, onun gibi biri baş eder. O yüzden de yani çok böyle nasıl söyleyeyim, sizin dediğiniz gibi seviyesiz değil tabii ki. Ama böyle hani o dilden çok uzak bir dil kullanmıyor. Farkı çok benzer bir dil kullanıyor. Türkiye'de de böyle bir dilin karşılığı olduğunu biz görüyoruz. Hem Tayyip Bey'in bugüne kadar popülaritesini de buluyoruz. Hem de şimdi Muharrem İnce'nin popüler olmasını da buluyoruz. Tek farkı belirgin, o dili çatışmacı biçimde kullanmıyor. Kutuplaştırıcı, çatışmacı değil, tamamıyla tersi strateji izliyor ve birleştirici, uzlaşmacı ve Türkiye'nin buna ihtiyacı olduğunu söylüyor. Aralarındaki bence en büyük fark bu. Yoksa dil açısından Tayyip Bey de çok, hatta o zamanlar işte pek çok okumuş yazmışımız da bunun bir iletişim dehası olduğunu filan söylerlerdi. O çok deha filan değil, samimiyet. İşte seçmeniyle, kalabalıklarla karşılıklı bir diyalog kurabilme ve bir alışveriş ve bir tansiyonu hep ayakta tutma gibi özelliklerdi. Bu biraz kişisel tabii, insanların diyalog kurma, iletişim kabiliyetleriyle, seçimleriyle alakalı bir şey. O bakımdan çok benziyorlar. Bu kabiliyeti, bu yeteneği veya bu stratejiyi çatışmacılık yönünde değil de farklı yönde kullanmasının da ben karşılık bulduğunu düşünüyorum. Beni en çok sevindiren arkadaşlar bu seçimde bu oldu aslında. Yani muhalefetin popüler olması, eskisinden çok daha canlı olmasının falan ötesinde muhalefetin liderlerinin aslında hepsinin ama en çok Muharrem İnce'nin ve en çok da Temel Karamollaoğlu'nun çok uzlaşmacı, yani o çatışmacı, kutuplaştırıcı, itiş, kakış, gerilim, korkutma dilinin tam tersini uygulamasına rağmen popüler olması toplumda böyle bir ihtiyaç olduğunu, bunun satın alındığını gösteriyor ki beni asıl son dönemde umutlandıran bu. Yani bizim çünkü seçimden sonra da kim kazanırsa kazansın çok ciddi meselelerimiz var. Ve bu meseleler ancak benim kanaatimce ancak yani bir toplumsal uzlaşma, barışla, yani Kürtlerle barış, barış derken sadece Kürtlerle barış değil ama öncelikle Kürtlerle barış, insanların birbiriyle, Alevilerle, Sünnilerin, hatta onun ötesinde hep bunlar sayılıyor, insanların birbiriyle barışması, yani insanların ilişkileri bozuldu.